Evet arkadaşlar, Heyecan Doğada kanalına hoş geldiniz. Bugün 15.06.2020 günlerden pazartesi, biz yine dereye geldik alabalık aksiyonu yaşamak için. Bugün aynı zamanda GoPro 8 kameramızın da denemesini yapmış oluyoruz. GoPro 8 aksiyon kameramda ilk videom olacak bu arkadaşlar. Sabah saat 05'e kurmuştum saatimi. Uyandığımda yağmur yağıyordu. Biraz daha uyumak istedim. Çünkü yağmurlu havada dere bulanık olacağı için balık yakalamak çok zor olacaktı. Saat 8'de tekrar uyandığımda yağmurun dindiğini gördüm. Ben de tekrar yola koyuldum ve dereye geldim. Saat 09.30 civarlarında girdim dereye. Güzel balıklar kandırdık. Güzel balıklar kaçırdık. Yakaladığımız tüm balıkları suya iade yaptık. GoPro ile güzel aksiyonlar yaşadık. Görüntüler umarım güzel olmuştur. Keyifle izlersiniz. Bundan sonra söz verdiğim gibi kanalımı geliştirmeye devam edeceğim. Daha güzel videolar yapmaya çalışacağım sizlere. Daha güzel içerikler üretmeye çalışacağım. Ben buradan aynı zamanda şunu belirtmek istiyorum. Yakaladığımız balıkları her birini alıkoyup yedikten sonra sadece midemizi düşünürsek ve yakaladığımız balıkları sadece yemek için alırsak saatlik olur, bu karnımızı doyurur. Fakat yakaladığımız balıkları tekrar doğal ortamlarına geri bırakırsak bu ruhumuzu doyurur ve ömürlük olur diye düşünüyorum. Sizler de aynı şekilde yakaladığınız balıkları tekrar suya iade edersiniz, daha büyük balıklar yakalarsınız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hadi bakalım, sizleri bekletmeyelim. Aksiyon dolu dakikalara gidelim. Heyecan Doğada kanalında kalmaya devam edin. Abone olup bizlere destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, güzel bir noktadayız. Umarım buradan ilk balığımızı kandırırız. GoPro 8 Hero bilek ile ilk görüntümüzü sunmuş oluruz. Hadi bakalım. Su biraz bulanık. Kandırmak oldukça güç olabilir. Biz de ona göre bir saate taktık. Oltamıza. Balıkların daha net görebileceği bir saate. Bulanık suda. Tabii böyle bir suda daha fazla atış yapmanız gerekiyor. Balıkların tam önünden mepsi geçirmeniz gerekiyor. Kaşığı diyelim daha doğrusu. Zor bir su yani kısacası. Yağmur balık tutmaya çok müsaade etmiyor. Bakalım kandırabilecek miyiz? Biz alabalıkçılar biraz inatçı oluruz ama bakalım her zaman sökecek mi bu? Her yerde sökmeyebilir. Mepsi tam balığın önden geçirmeniz gerekiyor böyle bir durumda. Yani bulanık sularda. Gerçekten bu suda balık kandırmak çok zor arkadaşlar. Dere bulanık çünkü. Ama geldik, bugün zorlayacağız şansımızı. Sizlere güzel görüntüler sunmaya çalışacağız bakalım. Nasip olur mu? Gel bakalım. Evet, günün ilk yakışıklısı geldi. Ben seni yerim, yerim, yerim. Kamerayı yeni açmıştım dostlar. Balığı yakaladığım anda.
Biliyordum senin orada olacağını. Evet, GoPro Hero 8 Black ile ilk balık görüntümü sizlere böylelikle göstermiş oldum. Çok güzel bir balık. Renklere bakar mısınız dostlar? Hemen geldiği yere iade edelim bunu. Çok güzel. Tabii bir fotoğrafını alalım bu yakışıklı. Dur güzelim, dur. Bırakacağım seni, gel. Dur, sakin. Hemen şöyle telefonla kısa bir videonu da alalım. Evet, bu balık tekrar geldiği yere geri dönecek, büyüyecek. Bize güzel yavrular, güzel yumurtalar bırakacak. Gelecek nesiller için. Siz de yakalayın, bırakın. Hadi bakalım, hop. Hadi bakalım yakışıklı. Güle güle. Hadi güle güle. Evet, bu balık tekrar geldiği yere geri dönecek, büyüyecek. Bize güzel yavrular, güzel yumurtalar bırakacak. Gelecek nesiller için. Siz de yakalayın, bırakın. Hadi bakalım, hop. Hadi bakalım, yakışıklı. Güle güle. Hadi güle güle. Evet sevgili dostlar. Bugünlük balığımızı yakaladık, ilk balığımızı, çok şükür. Umarım devamı güzel olur. Evet, kendimize geldik. Neşemiz yerine geldi. Hava biraz yağmurlu, dere bulanık. Tam verim alamıyoruz dereden. Ama Maps Comet'tora gümüş üzeri mavi benekle aldım bu balığı. Kendim modifiye yapmıştım. Bu kırmızı benekliydi, üzerine ojeyle, mavi ojeyle biraz renklendirdim. Ki nitekim de başarılı oldu diyebilirim. Bakalım devam edelim, neler göreceğiz. Hoppa! Evet dostlar, ilk balığımızı aldık. Keyfimiz yerine geldi umarım. Arkası güzel olur, güzel balıklar yakalarız. Burada da olabilir balık. Burası güzel bir nokta. Evet dostlar, burası da balık olabilecek güzel bir nokta. Normalde bu kadar yanaşmam. Normalde bu kadar yaklaşmam ama dere bulanık olduğu için daha cesaretli davranıyorum. Burası da güzel bir nokta. Balık olabilecek bir nokta.
Tabi dere bulanık olduğu için daha fazla atış yapmamız gerekiyor. Normalde bu kadar atış yapmam tek noktaya. Ama dere bulanık. Son kez atıp devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, avımız devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saat oldu dereye gireli. Biraz önce, bir 5 dakika önce bir kırmızı veneklik andırdık 15 santim kadar. Öncesinde deremiz biraz bulanık, hava yağmurlu. Balık kandırmak gerçekten çok zor. Biz de ona göre kaşıklar seçmeye çalıştık. Aglia flu rengi, gökkuşağı rengini denedim. Onu da bir yerde taktım, kaybettim. Arkasından Mets Comet 2 numara gümüş üzeri mavi benekli denedim. Onunla aldım balığı. Bakalım devam ediyor ağımız. Umarım devamında güzel balıklar yakalayıp sizlere güzel görüntüler sunarız diyorum. Evet arkadaşlar, burası da çok güzel bir balık yakalama noktası. Balığın olabileceği bir nokta. Umarım burada size güzel aksiyon dolu görüntüler sunarız. Yüksek ihtimalle balık olabileceğini düşündüğüm bir yer. Haydi bismillah. Çok güzel bir atış. Derenin içindeki taşlar çok kaygan. Yağmurdan dolayı yürürken çok dikkat etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, buradan da çok mutluyum. Balık olabileceğine dair. İleride de güzel noktalar var. Güzel bir atış. Evet, burada kaçtı be. Bu iyi olmadı. Evet, kurtardık çok şükür. İleride güzel bir nokta var arkadaşlar. Orayı bir deneyeceğiz. Yüksek ihtimalle balık var burada. Haydi bismillah. Evet, işte bu.
gerçekten. Evet, kaçırdık. Gördünüz arkadaşlar. Demek ki doğru noktalara atmışız. Taşın arasına girdi, kaçırdık. Sağlık olsun. Zaten geldiği yere iade edecek. Evet işte. Gel koçum. Gel koçum benim. İşte bu. Aynı gölden ikinci balık. Harikasın. Aman Allah'ım, renklerin güzelliğine bakın dostlar. Renklerin güzelliğine bakın. Ben seni yerim, yer. Maşallah, subhanallah, seni yaradana kurban olsunlar. Arkadaşlar şu renklerin güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar canlı renklere sahip. Şükürler olsun. Bir tanesini kaçırmıştık ama diğerini yakaladık. Gerçekten çok güzel, harika bir balık. Bir saniye, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, salacağım seni. Ama bu kadar da her yerine geçirmişsin. Bir saniye, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Evet. Çok güzel. Sakin ol, kurtaracağım seni. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ay. Hoppa. Sakin ol. Sakin ol yakışıklı. Sakin ol. Bir fotoğraf alıp göndereceğim seni. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Fotoğraf alıp göndereceğiz. Evet yakışıklı. Geldiğin suya geri gönderiyorum seni. Bize güzel yumurtalar, güzel yavrular bırak. Hadi bakalım. Hop. Evet arkadaşlar, ikinci balığımızı da yakaladık. Deremiz biraz bulanık. Çakır bulanık diyelim. Yağmur yağdı sabah. Arada yine devam ediyor yağmur. Ama başladığımızda dere bulanık olduğu için daha böyle canlı renkler seçmeye çalıştık. Maps, Aglia, Tiger, Flu, yine Maps, Aglia, turuncu renkleri denedim fakat sonuç alamadım. Arkasından her zaman sevdiğim Maps Comettore, gümüşleri, mavi benekli kaşığımı denedim ve ilk balığı onunla aldım. Daha sonra ikinci balığımı kaçırdım. Ve aynı gölde tekrar ikinci balığımı yakaladım. Keyifli devam ediyor avımız. İnşallah daha güzel balıklar yakalayacağız size. Bu vesileyle güzel görüntüler sunacağız. Hadi bakalım. GoPro ile güzel videolara devam. İşte bu. Hadi be. Arkadaşlar kameramı yeni açmıştım. Orada balık olacağını tahmin ediyordum. Açar açmaz vurdu. Bu çok güzel bir şey. Ufaktı, kaçırdık. Siz de gördünüz. Hoplaya zıplaya gitti. Evet arkadaşlar, ileride güzel bir nokta var. Burada güzel balıklar olacağını düşünüyorum. Evet, bu cengaver de oltamıza takıldı. Küçük ama tatlı bir cengaver. Bunu da tekrar geldiği sulara geri gönderiyoruz. Hadi hop hop. Evet, güle güle.
Güzel bir nokta var arkadaşlar burada. Umarım burada güzel balık tutabiliriz. Çok güzel bir yer. Buradan limit üstü bir trofe bekliyorum. Buradan limit üstü bir trofe bekliyorum arkadaşlar, bakalım. Bu güzel ana birlikte şahit olabilecek miyiz? Arkadaşlar %90 balık var burada. Tabi çıkarmak kolay değil buradan balık. Hem derin hem de su biraz bulanık. Ama şansımızı deniyoruz tabi. Evet, işte bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Küçük de olsa ısrarların sonucunda balığımızı yakaladık. Maşallah, subhanallah. Çok uğraştırdın bizi güzellik. Tabii tekrar ait olduğu yere göndereceğiz. Gönderiyoruz bu balığımızı. Dur. Sakin. Sakin, sakin. Sakin. Şuradan gönderelim. Hadi bakalım. Biraz uğraştırdı ama bugün hiç maket balık denemedik arkadaşlar. Su biraz bulanık olduğu için ve derin olduğu için bu Adil Çetin sahtesini deneyeceğim bakalım. Bize verim getirebilecek mi? Bakalım. Tek kanca var arkadaşlar. Sadece arkasında kanca var. Bakalım. Bu rengi sevecek mi balıklar? Buradan bir trofe bekliyordum ama maalesef çıkmadı. Burada oldukça ihtiyarlamış bir ağaç var arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım ben size. Wow, harika bir vadi gerçekten, güzel bir yer. Bakalım bu güzel yerde balık yakalayabilecek miyiz? Şelaleye düşmeyelim. Yüzme de bilmiyoruz. Maketimizi denemeye devam edelim bakalım. Balık vuruşu olacak mı?
Arkadaşlar elimde bir tane de vibrasyonum var. 5 gram. Onu da denemek istiyorum. Bakalım verim alabilecek miyiz? En mantıklı geçiş buradan olacak. Umarım derin değildir burası. Evet arkadaşlar, limitler dahilinde güzel bir balık kandırdım. Çok güzel, çok yakışıklı. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Hadi bakalım yakışıklı, geldiğin yere, ait olduğun yere git. Çok güzel bir balık gerçekten, renklerin güzelliğine bak. Tabii daha da büyüyecek. Küçüğünü salmazsak büyüğünü bulamayız. Benim yeni bir sloganım var. Eğer tutup yerseniz karnınız doyar, bu da saatlik olur. Fakat yakalayıp salarsanız ruhunuz doyar, bu da ömürlük olur diyorum. Sizler de salmaya devam edin. Çok güzel bir balık.